Hepinize merhaba. Şimdi Sudoku'da daha önce anlattığım tekniklere göre bir bulmaca çözeceğiz. Burada iki tekniği de kombine kullanarak takıldığımız yerde diğer tekniği kullanarak bu sayede bir bulmacayı çözmeye çalışacağız. Burada şu an bir normal seviyede çözeceğim. İleriki videolarımda da daha zor seviyedeki bulmacaları çözmeye çalışacağım. Şimdi bu normal seviyedeki bulmacadan başlayalım. Hatırlarsanız daha önceki teknikleri anlatırken kolay seviyedekileri anlatmıştık. Şimdi bir üst seviye olan normal seviyeden başlayalım. Şimdi burada daha önceki anlattığımız satır çizme ve kolon çizme teknikleri ve de eksik bulma tekniklerini kombin olarak kullanacağım. İlk etapta bütün rakamları sırayla bir kontrol edeceğim. Birden başlayıp 9'a kadar bütün rakamlarda eksik olan yerleri satır ve kolon çizme tekniğiyle mümkün olduğunca bularak boşlukları doldurmaya çalışacağım. Buradan bakıyorum. Buradan baktığımız zaman şurada birin olma ihtimali var. Eğer burada bir varsa diğer bir de burada. Bu kolonda o zaman bir burada olması gerekiyor. Yukarıdan da şunu kontrol ettiğimiz zaman şurada olma ihtimali yok. O zaman bir burada. Yerlerden başka bulabileceğimiz sanmıyorum. Bir tane eksik var. Burada iki ihtimal burada var. Şurada da yine ikisi var. Üçüncüsünün olması gereken yerde bir de burada. Hemen ikiye geçelim vakit kaybetmeden. İkiye baktığımız zaman üçte de bulabileceğimiz bir şey yok. Üçe geçiyorum. İşte bakın burada olamaz. Yatay da şunlar da olamaz. İkiye de şurada olamaz. O zaman biri sadece burası kalıyor. Dikeyle baktığımız zaman burada olamaz. Burada olamaz. Çünkü kolonda yatayla bu tarafa ne zaman gelecek. Yatay da burada olamaz. Burada olamaz. O zaman burada. Bunları dikeyle çıkardığımız zaman burada olamaz. Burada olamaz. Burada. Üçleri tamamladık. Böyle geçelim. Dörtte de böyle bir şey göremiyorum ben. Beşe geçiyorum hemen. Şöyle var. Görebilirsiniz. Şimdi bakın. Burada farklı bir teknikte hava. İhtimali de pek göz önünde olacak. Daha doğrusu yerini kesin bilmesek dahi bu kullanabileceğimiz bir yöntem var. Örneğin az önce de benzer bir şekilde göstermiştim şu birin burada nasıl olduğunu. Benzer şekilde bunu başka bir rakam için yapacağız. Örneğin 5'i buradan taratıyorum. Buradan da tarattığım zaman şurada olacak 5. Yani yataydaki ikinci satırda. Burada ben kesinlikle ya burada ya burada 5 olduğunu biliyorum. Buradaysa şu satırda artık burada 5 olamaz. Burada da olamaz. Geriye şu ikisi kalıyor. Burada da 5 olamaz. O zaman geriye burada 5 kalıyor. Yani biz her halükarda şurada ya da şurada 5'in olma ihtimali kesin bunlardan birinde vardır. Hangisinin olduğu bizim için şu an fark etmiyor. Çünkü yatayda tarattığımız zaman şu alana ikisi de karşılık geliyor. Diğer yatayda bu alanı kapatıp buradan da bunu kapattığımız zaman geriye sadece burada kalıyor. Bu üçüncü teknik de biraz ileri seviyede düşünerek yine bir nevi eksik bulma yöntemine benzer ama bu da üçüncü bir yöntem olarak aslında kullanabiliriz. Burada ne yaptık? Biz olmaz ihtimali olan yerlere göre bir durum değerlendirmesi yaptık. Bazen öyle komplike çözümler oluyor. Ya buradadır ya buradadır diyorsunuz. Burada olursa taratıyorsunuz hiç boş yer kalmıyor. Burada olursa diyorsunuz bu sefer buna benzer ileride o tarz bir çözüm de çıkarsa onları da anlatacağım ama
böyle bir tekniğin de olduğunun farkına varın. Yani ihtimalleri değerlendirme diyebiliriz bu tekniğe. Her halükarda burada da olsa, burada da olsa karşılığında şurada olamayacağını biz kestirdik. Sonrasında da buradan burada olamayacağını, bu 5'ten dolayı da burada 5 olamayacağını sadece burası kalıyor. Yani şurada olduğunu, olma ihtimalini bildiğini kesin bilmezsek burada 5'i buraya yazamayacak. Ya buradadır ya buradadır diyebiliriz ama bu ihtimalle bunu değerlendirmiş olduk. Başka 5 var mı bakıyorum şu an. Şu an için 5'te bir şey bulamıyorum. 6'ya geçeceğim. Buradan taraftık, buradan taraftık. Şurada 6 kalıyor. Hemen 7'ye geçiyorum. Daha iyi anlayabilmeniz adına detaylara giriyorum. Bu biraz da zaman kaybına yol açıyor ama önemli olan burada öğrenmek. Hemen 8'e geçiyorum. Yatay bir trafik burada olamaz. Burada olamaz. Şurada kesinlikle. Bunun dışında mesela şurada eksik bulma yöntemini biraz burayı doldurabiliriz. 9, 8, 7, 6, 5 ve 2 eksik. 5 burada olamaz. 2 de burada olamaz. O zaman kaç derece? 5, 2, 8'den devam edelim. 9'a bakalım. 9'a dönmüş oluyor. Şimdi baştan tekrar geri dönebiliriz. Önce şu eksiklerden bulabildiklerimiz var mı? Bakalım eksiksel yöntemine geçelim. Zaten satır taramasını yaptık. Aslında şunu söyleyebilirim ben tecrübelerime dayanarak. Eğer ki 1'den 9'a kadar bütün sayıları satır ve kolon tarama tekniğiyle yaptığımız zaman eğer en az bir rakam buluyorsanız tekrardan o tarama tekniğine devam ederseniz yine bir ipucu bulabiliyorsunuz. Aksi takdirde eksik sayma yönteminden devam edebilirsiniz. Buradan bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. 8 eksik. Bakın bitmemesine burada olamaz. Burada olamaz. Geriye şu ikisi kalıyor. Yatay yanı bin tarafında mı? 8 burada olabilir. Yatay da burada olamaz. Öbür yatay da burada olamaz. Dikey de burada olamaz. Geriye sadece şurası kalıyor. Dikey de bunu indirdiğim zaman şu iki kutucukta olabileceğini gördük. Şuraya bakalım. Burada bayağı bir yoğunluk var. 1, 2, 3, 4 eksik. 5, 6, 7, 8, 4 ve 9. 4 burada olduğuna göre o zaman 4'ü şuraya yazacağız. 9'u buraya yazacağız. 9'u buraya yazırsam yatayla burayı kapattım. Bu yatayla burayı kapattım. Şurası kalıyor. Şimdi devam ediyoruz. 9, 8, 7, 6 eksik, 5, 4, 3, 6 ve 1 eksik. 1 burada olduğuna göre demek ki buraya 6, buraya 1 yazacağız. Şuradan bir şey bulabilir miyim bakacağım. Gerçi burada 3 tane eksik var. Şöyle ikiye bakınca 9, 8 eksik, 7, 6, 5, 4, 3, 8 ve 2. 8 ve 2 burada. Şimdi bakın yine burada ben her halükarda 8 ve 2'nin olduğunu biliyorum. Burada da olabilir. 8 burada, 2 burada olabilir. Ya da 2 burada, 8 burada olabilir. Önemli değil. 8 ve 2 burada. O zaman ben sayıyorum. 1, 2 bunlardan birinde. 3, 4, 5, 6, 7 yok. 8 de burada. Demek ki şuradaki rakam 7. Çünkü burası 2 ve 8 olacak. Yani burayı da 2 ve 8 yazdığım zaman geriye bu kare içerisinde eksik olan 7 rakamıydı. 7'yi buldum. Yataydan bunları tarattığım zaman şöyle
Şurada diğer yerinin olduğunu görürüm. Bunu dikeyden tarafında, bunu dikeyden tarafında, diğer yerinin burada, pardon, yerinin burada olduğunu görürüm. Şimdi buraya bakayım. 1, 2, 3, 4 eksik, 5 var. 4 ve 6 eksik. 4 ve 6 burada. Yine aynı şekilde bakın. 4 burada, 6 burada ya da 6 burada, 4 burada. Ben biliyorum ki 4 ve 6 burada. Geriye burada şu satırda ne eksik? 1 eksik. Bir, o zaman 1 de burada. 4'ün burada, 6'nın burada ya da 6'nın burada, 4'ün burada olması 1'in burada olma ihtimalini değiştirmiş zaman. 1'leri tartıyorum. Burada olamaz. Burada olamaz. Yatay da burada olamaz. O zaman bir sonraki bir rakamı burada olacaktır. Dikkat ederseniz 1 tamamlandı. 3 de tamam. Eksik olanlardan bakıyorum. Şuradan bir şey bulabilir miyim? Şimdi 9, 8, 7 eksik, 5 eksik, 7, 5, 2 eksik. 7, 5, 2 eksik ama burada her birer tane olduğu için buradan bir şey bulacağımızı sanmıyorum. Şuraya bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 eksik, 7, 5, 7, 9 eksik. 5, 7, 9 eksik. Bakın. Şurada 5, 7, 9'dan hangisi olamaz? 5 olamaz, 7 olamaz. O zaman geri sadece 9 kalıyor. 5 ile 7 de burada. Peki 5 ile 7 burada baktığımda 5 varsa burası 7'dir. Burası 5'tir. Bir, iki, üç, dört eksik, dört, sekiz, dokuz eksik. Bakın, sekiz, dokuz burada, o zaman şurada dört olabilir. Sekize dokuz gelemez buraya. Sekize dokuz da buralarda olacaktır. Sekiz burada, dokuz burada yazarsak, sekiz buradaki sekize çelişeceği için o zaman buraya dokuz, buraya sekiz yazıyoruz. Şimdi olabildiğince dolu alanlardan devam etmek istiyorum ama 1, 2, şurada bakın 3 tane eksiğimiz var. 1, şu kolona bakacak olursa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eksik, 8 var, 9, 6, 7, 9. 6, 7, 9. Bakın şuraya 6, 7, 9'dan hangisini yazamayız? 6'yı yazamayız çünkü bu kolon içerisinde var. 9'u yazamayız. O zaman ben buraya 7 yazacağım. 6 ile 9 burada. 6 ile 9 buradaysa 9 burada olduğu için o zaman buraya 6 yazabiliriz. 9'u da buraya yazacağız. Buradan devam ediyorum. Şu kare için devam edeyim. 1, 3, 2 eksik. 2 ve 4 eksik. 2 ve 4 eksik. 4'ü buraya yazamam. Çünkü burada 4 var. O zaman buraya 2 yazacağım. Buraya 4 yazacağım. Şuradan bakın bir tane kaldığı için 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Buraya 2 yazıyoruz. Burada eksik olan 5. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şuraya bakacağım. 9, 8, 7. Bakıra. 9, 8, 7. 6 eksik, 4 eksik. Yine buradan bir şey bulamıyorum. Dikkat ediyorsanız zaten en az bulunan 6 ve 4 ve 5. Ben şu satır ve kolon tarama tekniğiyle 6 ve 5'i bir tekrar karıştırayım bakayım. Karşımıza herhangi bir şey çıkacak mı? Şimdi bakın buradan yatayda tarafında burada 5 olamaz. Şu ikisinin birinde 5. Bu kare için konuşuyorum. İkide de burada olamaz. O zaman geri sadece burası kalıyor. Bu alanlar dolduğu için artık az önce çıkmayan 5'ler mesela çıkıyor. Satır kolon tarama tekniğine çıkmayanlar. Dikey de burada olamaz. Bu dikey de burada olamaz. Şu ikisinden birinde olabilir. Yatayda da bunu taraftan zaman burada olamaz. Geriye burası kalıyor. 5'i bitirdik. 6 ile 4 çok karşımıza çıkıyordu. 6 ile 4'te mesela bitirirsek, taratırsak bayağı bir eksik bulacağımızı düşünüyorum. Örneğin şuradan bakalım. Buradan 6 burada olacaktır. 4'e bakalım. Bakın. Buradan
diğer 4 burada, geriye sadece şurası kalıyor. O zaman 4'ümüz burada. Bu 4 buradaysa bitirdi. Şuradadır diğer 4. Bu 4 buradaysa burada. Eksik olan 9, 8, 7, 6 eksik. Bu 6 buradaysa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2 eksik. Bu 2 buradaysa şuradaki eksik olan 2 buradadır. Burada eksik olan rakam gördüğüm kadarıyla 8. 9, 8, 7, 6, 5, 4 eksik. Buradan 9, 8, 7, 6, 6 ve 2 eksik. Bakıyorum buradan. Şu an bir şey gözükmüyor. Şu kutucuğa bakayım. 9 eksik, 8, 7, 9 ve 6 eksik. 9 ve 6. Şimdi bakın. Şuradan bir şeyi indirdiğim zaman 9'u burada olması gerekiyor. O zaman burada 6. Burası 6 ise şurada 6 burada. Burada da 2